Soğuk havalar, mikrop ve virüs derken hastalıklar kapıda. Peki kış hastalıklarından evde hazırlayacağınız doğal tariflerle korunmaya ne dersiniz? Ev yapımı pastil, doğal öksürük şurubu, bağışıklığı güçlendiren macun ve hastalıklara karşı kış çayı tarifleriyle Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Hande Polat az sonra Derya Baykal'la gülümsedi. Evet, TV2 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Bugünün konu başlığı bize moral lazım. Gerçekten bize moral lazım. Bugün az sonra sevgili Meral Kukla sanatçısı burada bizimle birlikte olacak. Gerçekten çocukları özellikle ekran başına davet ediyoruz. Hem annelere de bir kukla kalıbı verecek. Kaçırmayın derim. Ama şimdi mutfakta yanımda birbirinden kıymetli, değerli tarifleriyle, bilgileriyle sevgili Hande Polat var. Hande'cim hoş geldin. Hoş canım bulduk benim. Derya Hanımcığım. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasıl nasılsınız? Geçiyor bu stresli günler? Ya, zor geçiyor. Bir de ben bunu 99'da çok kötü bir şekilde tecrübe ettiğim için bizler için biraz daha acı geçiyor. Çünkü sürekli biz o günleri tekrarlıyoruz. Yani içinde olmasak da mesela ben kesinlikle burada değildim ama yine de annem buradaydı, oğlum buradaydı falan. Sonra başka arada şeyler oldu biliyorsun. Ama gerçekten ben dün gece 3'e kadar uyuyamadım. Siz nasılsınız bilmiyorum da. Hakikaten bugünün konu başlığı çok güzel. Bize moral lazım. Yani bunu altını çizerek söylüyorum. Bana da lazım, sana da lazım, hepimize lazım. Bir şekilde hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Her şey ama devam ediyor. Önlemlerimizi de almamız gerekiyor. Nasıl alacağız, nerede olacağımızı bilmiyoruz. Yine dünya sallanıyor. Küba'da, Jamaika'da pek çok yerde dün gece şeyde oldu şu yakında bir yerlerde neresi söyleyeyim. Dünya 7 civarında neresi? Azerbaycan değil de Küba'da oldu onları söyledim. Neyse Arnavutluk'ta, Balkanlar'da da oldu. Yine Türkiye'de oldu, Manisa'da oldu. Yani şey açıklarında oldu, Marmaris açıklarında. Benim ondan sonra elim ayağım falan gitti. Annem de uyumuyor. Uyku kaçtı. Ondan sonra saat 3 müydü neydi? Ondan sonra uyumuşum. Ne olursa olsun demişim. Depremde herkes başkalarını düşünüyor. Şunu diyorum. Hepimizi Allah esirgesin. Ne olur dikkati elden bırakmayalım. Çok güzel yazılar, neler yapmamız gerektiğini biz de paylaşalım. Neler yapmamız gerektiğini sık sık hatırlatalım. Tabii ki moralimizi bozmayalım. Evet ama aklımızdan da çıkarmayalım. Kesinlikle. Onun için bize moral lazım. Bize moral verecek neler yapacaksın bugün? Bugün çok keyifli pastil tariflerimiz var. Doğal pastil yapacağız. Bir de o var, evet. Şey var. Geliyor ya. Evet çünkü virüs. Sağlığımıza da çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle İstanbul'a kış geç geldi ama tam geldi. Etrafımızdaki herkes hasta, öksürüyor, işte ateşi çıkıyor. Evde yapacağımız pratik tariflerle hem bağışıklığımızı güçlendireceğiz hem de aynı zamanda nasıl korunuruz onlardan bahsedeceğiz. Evet çok güzel doğal bir öksürük şurubun var bitkisel. Evet bitkisel. O da var. Ballı doğal pastil, zencefilli doğal pastil, burun tıkanıklığı için buhar. Buhar çadırı yapıyoruz ya. Öyle yapıyoruz. Hani burnumuz tıkandığında süperdir neler yapabiliriz? O. Bağışıklığı güçlendiren ballı macun, boğaz gargarası, kış kremini ben merak ediyorum. Kış kremi. Bak bana moral verecek bak, şeyde. Farklı bir krem. Ciltte kullanmıyoruz ama çok özel bir krem. Nerede kullanıyoruz kış kremi? Biliyorsunuz böyle üşüttüğümüz zaman çok ünlü bir krem vardır. Evet. %100 doğal, farklı bir içerikte. Biz diyoruz ki siz evinizdeki malzemelerle o kremin benzerini yapabiliyorsunuz. Hani ayaklarımızın altına süreriz. Ben sürerim. En çok sürdüğüm şey. Ayak altına sürer, çorap giyer öyle yatarım. Ve çok da etkilidir. Süper. O yüzden o tarifi de kaçırmasınlar. Evet, Hande Polat'ın moral tarifleri bugün çok güzel. Hangisinden başlıyorsun Hande'cim? Doğal pastille başlamak istiyorum. Çünkü ben buraya gelmeden önce bir de hazırlayıp geldim. Hemen onu yapalım. Yağlarım erisin istemiyorum. Tamam, hadi yapalım. Zencefilli doğal pastille başlayacağım. Bunun için benim ihtiyacım olan 50 gram Hindistan cevizi yağı ve 50 gram bal. Bizim burada zamanımız sınırlı olduğu için ben burada iki boğaz pastil tarifi bir arada vereceğim. Tamam. O yüzden ikisinin
ana malzemelerini tek seferde bir çırpmak istiyorum ki bir zaman kazanalım. Tamam. 50'şer gram Hindistan cevizi yağı. Her ikisinin de ana malzemesi evet, aynı öyle Hindistan mi? Hindistan cevizi ve bal. Şimdi ben buraya birazcık daha almak istiyorum. Bu gramaj benim için çok yeterli değil. Sığacak mı ona kaşık? Çok rahat rahatsızlar. Çünkü ben gelmeden de çok fazla denedim, dağıttım. İnsanların bir de tepkilerine bakayım diye. Şimdi ben süper. Bunu... 50 gramdan fazla mı oldu şu anda? 50-50-100 yapmamız gerekiyor. İki farklı iki tarifte farklı şey. Kullanacağımız için. Biraz daha koy evet, koyacağım. Gözüme benim çok az geldi. Yüzü de... Sıkıntı yok. Benim de Hindistan cevizi yağım. Ondan evet. Sonra keyifli keyifli tüketiriz. Ben mikser kullandım bu tarifi yaparken. El çırpıcısıyla yapanlar da var. Ama mikserle benim bu Hindistan cevizi yağımı 3 dakika boyunca kabartmam gerekiyor. Ben hani tam mikser tamam. kullandım. Bununla bir deneyeceğim. Yoksa elle çırpmaya özen göstereceğim. Eğer olursa şuradan... Diğer el çırpıcısına da geçebilirim. Burada önemli olan Hindistan ya, cevizini... Sen bana ben evet, onu sıyırayım sana. Çünkü ben diğerinden alışkın olduğum için şöyle... Oda sıcaklığında olan mutlaka katı Hindistan cevizi olacak. O bizim için çok ama çok önemli. Bakın. Evet, evet. Hafif kabarmaya başlıyor. Hindistan cevizi yağı biraz erimişse azıcık buzdolabına koyabilirsiniz. Evet, tam oda sıcaklığı. Şöyle bir yapsana. Hemen aldım. Şöyle... Biraz havalandırmamız gerekiyor ki diğer malzemelerle o zaman çok daha güzel bir araya geliyor. Şöyle bir 2 dakika, 3 dakika özellikle mikserde bunu köpürttüm. Ha böyle sen normal mikserle yaptın. Evet ben yaptın. Normal mikserle anladım, yapıyorum. Çünkü anladım. O köpürmeyi daha rahat alıyorum. Daha sonra içerisine balımı yani ne kadar Hindistan cevizi yağı kullanıyorsam o kadar da süzme çiçek balı kullanıyorum. Tamam. Hemen onu da... İçerisine alacağım. Şimdi ben bu tarifi hazırlarken şunu söyleyebilir izleyiciler. O kadar güzel pastil tarifleri var ki tam pastil formunda oluyor. Böyle balı saatlerce kaynatıyorlar şöyle bir yarım saat falan. Evet. Şimdi ben o tarifi neden yaptım? İlk arkadaşlarınızla biz görüştüğümüz zaman dediler ki Hande Hanım bize bir boğaz pastili yapın. Dedim tabii ki yaparım. Ama... Bu ısıtmalı olanlarda bizim HMF tehlikemiz var. Ne tehlikesi? HMF. Biz gıdalarda HMF'yi istemiyoruz. Özellikle balda, pekmezde istemiyoruz. Çünkü bal türevi maddeler kaynatıldığı zaman HMF ortaya çıkıyor ve yükseliyor. Güzel. O yüzden güzel bilgiler. Biz balın asla ve asla sıcağa maruz kalmasını istemiyoruz. Bunun nedeni son yapılan araştırmalarda hem kanserojen etkilerin olduğu hem tümörjenik etkileri olduğu zaten yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Sen koymuyorsun şeye sıcak. Ben sıcağa asla balı koymuyoruz. Evet güzel bilgiler buyurun. Çünkü ikisi bir arada olduğu zaman bir de biz burada balın iyileştirici etkisini de kullanacağız. Ondan dolayı diyoruz ki lütfen balınızı ısıttığınız tariflerden uzak durun. Şimdi... Ne demiştik? İki pastili bir arada çıkartacağım. Şunu şöyle alıp şuradan kaşıkla. Ne istiyorsun? Şöyle bir kase, şu kasenin içerisine ayıracağım yarısını. Çünkü diğer tamam. malzemelerimi koyacağım içerisine. Çok kolay buraya kadar çok kolay gitti. Hiçbir şey yok. Burada şimdi tart olmadığı için belki tam malzemeleri 50'şer gram tartamamış olabilirim ama ben evet, son halini zaten göstereceğim. Zaten istediğini yapacak. Zencefilli veya doğal pastili. Şimdi bizim öksürükte kullandığımız olmazsa olmazımız bir yemek kaşığı kadar ben zencefil üzerine ekliyorum. Hani şey yapılıyor ya böyle zencefil, bal evet. Karıştırarak da öksürük, boğaz ağrısı, hafif soğuk algınlığı kullanıyoruz. Buraya kadar çok güzel gitti. Çok mantıklı, akıllı. Bir tatlı akıllı. Kaşığı Seylan tarçını kullanıyorum. Evet. Özellikle Seylan kullanıyorum. Eğer toz tarçın kullanıyorsanız lütfen Seylan'ı tercih edin.
Çünkü diğer kasiye cinsi tarçınlarda bizim kumarin dediğimiz ve çok istemediğimiz bir madde var. Özellikle çocuklarda veya karaciğerinde bazı rahatsızlığı olanlarda bu kasiye cinsi tarçını istemiyoruz. Mutlaka diyoruz ki seylan tarçını kullanın. Biliyorsunuz şeker hastaları da çok fazla tarçını... Ben çok tüketiyorum. Evet. Birisi beni uyardı bu konuda. Eğer fazla tüketim varsa mutlaka seylan cinsi. Çünkü seylanda o kumarin miktarı daha az. Şimdi bu tarifi de hani biz doğal pastil çok biraz kontrolsüz olacak. Kaç ölçü yediğimizi de bilemeyeceğimiz için diyorum ki kendimizi güvene alalım. Bir tatlı kaşığı seylan tarçını ekledim. Sırada bize enerji versin. Keçi boynuzu tozu. Ha, güzel. Şöyle ilave ettim. Diyorum bunu ki, çocuklara kullanabiliyor muyuz? Çocuklara da kullanabiliriz. Ama şimdi propolis ekleyeceğim. Propolis içerdiği için 2 yaş üstü çocuklarda bizim için daha doğru bir oran olacak. Tamam. Şimdi çay kaşığının ucu kadar neredeyse 1/4 propolisimi ilave ettim. Bilinen en güçlü antibiyotik özelliğine sahip. Karıştırıyorum. Tam bir macun kıvamını alacak. Şimdi Hindistan cevizi yağını buna benim kıvam vermek için kullandığımı düşünenler olabilir. Ama son dönemde ben yaptığım hemen hemen bütün kış çaylarına özellikle boğaza iyi gelsin diye Hindistan cevizi yağı ekliyorum. Çünkü zaten çok iyi bir antibakteriyel. Biliyorsunuz bu metabolizmayı da harekete geçiriyor. Son dönemde böyle kahveli içecekler falan da çok popüler oldu. Ben başka türlü içmiyorum. Yani yarım tatlı kaşığı kahveme böyle ama demlediğim prese koyuyorum. Süper. İçine tarçın, zencefil, tarçınım seylan tarçını. Süper. Zencefil, zerdeçal da koyuyorum. Valla yani yaşım hani biliyorsunuz. Maşallah. Hakikaten hastalanmıyorum. Çok güzel güç, yani, enerji de veriyor. Maşallah çünkü. Deyin ne olur maşallah, lütfen. Maşallah. Dün çok güzel mesajlar yazmışsınız, teşekkür ederim. Ve beni bayağı tok tutuyor. Evet. Çok tok tutuyor. Hatta ben dün bu formülasyonu bir de kakuleli denedim. Zencefil, tarçın ve kakuleyle birlikte yaptım. Onu da kendime şunun için yaptım. Ben de kahvenin içerisine Hindistan cevizi yağı koyduğum için hafif böyle... Hani böyle çok popüler kahveler var ya dışarıda, onların içerisinde biraz tatlandırıcı da vardır. Orada o baldan da o tadı alayım diye ben bu yaptığım pastilleri direkt kahvenin içerisine ekleyeceğim. Hiç pastilleri kahvemin içerisine ekleyeceğim diyor. Çok güzel. Koyuyorsun? 4 damla da limon uçucu yağı ekleyeceğim. Limon kabuğunun da hem kokusundan hem de faydasından faydalanayım. Şimdi iyice karıştırdım. Şöyle bir silikon buz kalıbı. Bunun içine mi? Evet, tamamını doldurmayacak şekilde. Hatta Hande, şey yapalım mı? Buna koyacak mıyız şimdi? Yani eğer istiyorsan. Ben koyacağım, tamam, sen buna geçeceğim. Ben diğer tarife geçeyim. Bakayım ne kadar, sonra dondurucuya mı koydun, dolapta mı sakladın? Yarım saat buzlukta, ondan sonra dolapta biz bunu muhafaza etmemiz gerekiyor. Çünkü oda sıcaklığında Hindistan cevizi artık kendini bırakmaya başlayacaktır. Ama korkmasınlar ya, buzdolabından çıkartacağız, soğuk soğuk, nasıl hiç o soğukluğu hissetmiyorsunuz. Yok yok. Çünkü ağzımıza attığımız zaman yağ vücudumun sıcağıyla birlikte zaten hiç onu hissetmiyoruz. Çok akıllı, mantıklı, çok güzel bir tarif. Pratik umarım bir tarif. Yazmışsınızdır. Şimdi bunun kenarlarını düzgünleştireceğim. Şimdi bu sefer de diyorum ki ballı zerdeçallı. Zerdeçal da bizim bağışıklık sistemimiz için çok çok faydalı. Bu sefer zencefil kullanmıyorum. Zencefil yerine... Öncelikle zerdeçal kullanıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı. Ekranda zaten bizim tam ölçülerimiz var. Ses kısıklığı denilince benim yine ilk aklıma gelen meyan köküdür. Hı. Özellikle hani grip oldunuz ama öksürük şikayetiniz var, sesiniz kısıldı. Şöyle ufak bir parça meyan kökü. Sırada neyim var? Karanfil tozu. Dünya çapında bütün... Opera sanatçılarının, ses sanatçılarının kullandığı meşhur bir pastil vardır, yabancı. Yani o neredeyse tamamı meyan köküdür. Aynen öyle, o bir de siyahtır o. Çok eskiden çok ses kısıldığı zaman veya hala öyle, böyle çubuktadır bu. Çubuğu yalattırırlardı bize, çok mantıklı, evet. En son olarak da şöyle çok ufak bir çimdik muskat.
Özellikle gece öksürmelerinde. Biliyorsunuz böyle yurt dışı seyahatlerinde herkes mağazaları gezerken, ben de mağaza geziyorum ama çocuklarda hangi ürünler kullanılıyor öksürük şuruplarında, yetişkinler neler kullanıyor? Son dönemde sürekli karşıma çıkan ürün muskat. Hele ki Amerika'nın çok ünlü bir markası var. Organik üretim yapıyorlar çocuklar için. Muskat mı? Evet, muskattan. Muskatı yaparız biz biliyorsunuz çocukların yani bebekken gazları de böyle için. Gazları için. Bir de onları rahat da uyutur, rahatlatır. Özellikle bu tarifi de akşamları. Evet, ben bir şey yaptım demin, o tak 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 ses Erkan benden geldi. Şunu şöyle bir yerleştirdim. Bakın şimdi nasıl düzeldi. Deminkine bakın, şimdiye bakın. Bu şekilde düzelttim. Dondurucuya doğru bunu attım. Evet. Birazdan içinden çıkacak. Siz evde daha ince ince de koyabilirsiniz bunları. Ve bu tarifimde de bu sefer nane kullanmak istiyorum. Nane de hem antibakteriyel hem antiviral. Bir de naneyi de seviyoruz biz bu pastillerde. Evet. Birkaç damla sadece kontrollü içerisine nane uçucu yağımı ekledim. Benim kullandığım yağlar çok güçlü oluyor. O yüzden yağınızın kalitesine göre lütfen ekleyin. Ha, bu da çok güzel oldu. Bunun da rengi farklı. Diğer bunun tarafına da bunu koyarız reklam arasında. Aynen öyle. Evet. Şimdi yaptığın dondu bu mu oldu Hande? Evet. Tabii ben bunu iş yerimde yaptığım için böyle hızlı hızlı singi pat 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 vurmadım. Dondurucudan olsun, benim çıkarttıklarım. Bakın şu şekilde. Hatta pastil o. Bundan mı? Bundan bir parti yaptım. Mesela bunun da böyle kağıtlar vardı iş yerinde. Bunun içerisine attım. Ki biz bir de bunu karşıdan buraya getirdik. O yüzden hafif yumuşadı. Tamam. Bunun buzdolabından çıkmaması lazım. Evet, çok günde çok 3-4 güzel. Defa çok rahatlıkla tüketebiliriz. Hatta içeriğin dediğim gibi kahvesini Hindistan cevizi yağıyla tüketenler kahvenin içerisine atsınlar. Ve lütfen o balla hazırlanan, ateşe maruz kalan pastil tariflerinin yerine bunu tercih ettim. Çok akıllı iki tane şey yaptı. Çok güzel yapabilirsiniz. Hande'nin zaten çok güzeldir anlattığı şeyler. Hande'cim hadi biraz ilerleyelim. Hemen diğer tarifimize geçelim. Onu arada koyarız. Tamamdır. Hatta ben şurayı toparlayıp. Şimdi ne yapalım? Doğal öksürük şurubumuza geçelim doğal mi? Doğal öksürük şurubunu yapalım. Bunun için bizim kaynamış 250 ml suya ihtiyacımız var. Burada bizim tenceremizde suyumuz kaynıyor. Ortalama 250 ml var. İçerisine ne koyacağım? Meyan kökü koyacağım. Şöyle kalın bir meyan kökünü biz 3 parçaya böldük. Bunun üzeri kapalı. Ben kısık ateşte 5 dakika boyunca demleyeceğim. Çünkü meyan kökü toprak altı olanları özellikle biz kökleri de kaynatmamız gerektiği için bir kaynayıp 5 dakika sonra özünü çıkartmış olacağız. Daha sonra tenceremizde ocağımızın altını kapatacağız ve içerisine kekiğimizi. Evet, bu birazcık kaynayacak. Evet. Şimdi biz çabuk hemen ilerliyoruz. Hızlandığımız için. Evet. Anasonumuzu. Anasonu göstererek koy. Anasonu tabii bak ki. kameraya tabii göster. Tabii ki şöyle. Evet. Şöyle ufak bir parça. Mis gibi koktu. Ve tabii ki muskata bu ara dediğim gibi çok kullanıyorum. Çok da araştırıyorum. Şöyle bir çimdikte muskatımı attım. Ağzını kapatacağım. Ocağın altı kapalı. 7 ile 10 dakikada ben diğer bitkilerimin suyunu özünü suyuna vermesini bekleyeceğim. Daha sonra ocaktan zaten altı kapalıydı, bunları süzeceğim ve içerisine ılındığı zaman balımı ekleyeceğim. Ha, ılınınca balın evet. Var. Burada balı niye ekliyorum? Hem tedavi edici özelliğinden hem de yaptığım öksürük şurubun bozulmasın diye. Çünkü bal doğal bir koruyucu olduğu için içerisine ekleyeceğim. Ve yine buzdolabında bizim için en güvenlidir. Buzdolabının o yumurtaları falan koyduğumuz bölümde 1,5 ay boyunca biz bozulmadan bu ürünümüzü çok rahatlıkla muhafaza edebileceğiz. Hande şeyi ver bana. Bu şeyi yapayım. Zerdeçallıyı. Onları da koyayım. Bakın hemencecik dondu. Çok hızlı çok donuyor. Az koymamıza rağmen. Bunları koyayım. Evet. Sonra nasıl tüketecektik onu? Günde 3-4 tatlı kaşığı, hani böyle öksürmeye başlarız ya, böyle birer tatlı kaşığı almamız bizim için yeterli. Aralarda bir 2,5-3 saatlik bir zaman dilimine ihtiyacımız dolapta var. Dolapta tutabiliyoruz hiçbir bunu. Hiçbir şey olmaz. Oda sıcaklığında istemiyoruz. Mutlaka dolabın içerisinde olmasını istiyoruz.
Çocuklarda ile ölçümüz 2 yaşından sonra sabah akşam birer çay kaşığını geçmeyelim. Veya tansiyon hastası bir izleyicimiz varsa, yüksek tansiyonu varsa, meyan kökü yüksek tansiyon hastaları için risk olabilir. Biz çok az bir parça kullandık ama kullanmadan önce lütfen hekimlerine bu konuda danışmalarını ben öneriyorum. Evet, Aktarlar Derneği Başkan Yardımcısı sevgili Hande Polat. Bu uyarılarla ama yapmamız gerekli. Ben şimdi şunu yine vuruyorum. Evet. Bakın bunun faydası var. Bayağı hemencecik düzeliyor. Aşağı doğru akıyor. Şöyle güzel şimdi, şekilli kapları da oluyor böyle kalpli falan. Belki evet, çocukların daha ilgisini çekebileceği. Valla çok güzel. Bu iki tarif bugün yıkılır diyorum. Çok güzel oldu. Şimdi diğer evet, dördüncü tarifimize geçelim mi? Geçelim. Şimdi zamanımız geçelim. Çok az evet, ve ben çok tarif yapmak istiyorum. Evet. Kağıdın üstüne koysana. Şuraya kartona koyalım mı? Gel. Tabii ki. Doğru. Öyle yap. Yanmasın diye. Evet. Şöyle. Burada da bizim 2-2,5 litre kaynayan bir suyumuz var. Bunu daha azdan da yapabiliriz. Ama ne kadar bol kaynamış suyla yaparsak bizim için o kadar iyi oluyor. Burnumuz tıkandı. Nefes almakta zorlanıyoruz. Ne çay hazırlayacak takatimiz var. O yüzden hepimizin evinde kekiği vardır. Hemen kekiğimi içerisine ilave ediyorum. Çok güzelmiş. Hatta ocaktayken bir tur daha bunu kaynatırsak çok daha da güzel oluyor. Evet. Hemen arkasından çay ağacı uçucu yağım geliyor. Sadece 4 damla. Tea tree oil. Evet. Öyle mi? Sadece 4 damla. 1, 2, 3 ve 4. Güzel. Ben boğaz ağrısında da böyle şekerin üzerine damlatırım bir damla ve tüketirim. Evet. Mesela doğal boğaz pastilimizde de olabilir. Ve okaliptus yağı. Ne kadar koyuyorsun? Yine 4 damla koymamız yeterli. Çok fazla istemiyoruz uçucu yağların kullanımını. Tamam, ben biraz koklayayım. Evet. Başımıza şöyle bir havlu. Evet. Hani yaparız ya, eskiden evet, yapardık. Havluyu koyup buhar çadırımızı kurduktan sonra burnumuzdan nefes alalım, ağzımızdan verelim. Aynı zamanda bu kekik gözenekleri de sıkılaştırıyor ya. Okaliptus yağı, çay ağacı, uçucu yağı. Aslında ikisini de bir yerden çıkartıyoruz. Hem ciltte böyle ben çocuklar küçükken yani bebekken bu tarz şeyler yapar, odanın bir kenarına koyardım ama en tehlikesiz olabilecek şekilde çocuğa uygun bir biçimde. Bayağı o çocukların tıkanmış nefesini evet, falan açardı. Ama çocuk biraz ayaklanınca böyle şeyler biraz zor oluyor. Tehlikeli. O yüzden hani bir yetişkin için veya çocuğunuzu evet, kontrol edebiliyorsanız bunu rahatlıkla kullanabilir. Hemen geldik. Evet, benim popüler macun. Hemen hemen sizin her yerinizde yaptı. Yap de unutuyoruz Hande. İyi geri dönüş oldu. Evet. Şimdi 2 yemek kaşığı kestane balı. Çiçek balı da olabilir ama formülden maksimum verim almak istiyorsanız lütfen kestane balı kullanın. Çünkü koyu renkli ballar diğer açık renkli ballara göre besin değerleri daha yüksektir. Daha yoğun polifenoller içerir. Evet. Andız pekmezi yine üst solunum yolu şikayetlerinde kullandığım, bizim ölçülerimiz burada tam. 1 veya 2 yemek kaşığı bunda kıvam olarak çok iyi geliyor. Zerdeçalım var. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar zerdeçal ilave ediyorum. Zencefil tozu yine 1 tatlı kaşığı. Bunu nasıl tüketiyorduk? Sabah akşam birer tatlı kaşığı tüketmemiz bizim için yeterli. Sonra tarçın mı? Evet, tarçınım var. Tarçın da böyle 1 çay kaşığı, çok daha yoğun olmasına gerek yok. Evet. Erkan veriyoruz değil mi bunları? Evet. Ekranda var diye ben de hızlı evet, hızlı yetiştirmeye gayret şimdi, ediyorum. Verecek şimdi. Evet. Evet, birazdan. Evet, bunları karanfilim. Fotoğraf çekin ve oradan hemencecik yazın. Karanfil nesi? Karanfilin de tozu. Tozu. Hatta bizde tozu yoktu. Hemen havanda dövdük. Tamam, güzel. Çok daha güzel bir arama patlaması oluyor. Evet, ve yine meyan kökü tozumdan ufak böyle birer çay kaşığı. Ve propolisinden ekleyeceğim. Tamam. Propolisini de şöyle çay kaşığının ucu kadar şöyle çok, ilave çok ettim. Az koydu bakalım. Çok az koyuyorum evet, çünkü şu nasıl sıcak değil mi canım? Şimdi karıştırıyorum. Bunu yapıp dolapta dursa olur değil mi? Oda sıcaklığında da durur. Buna hiçbir şey olmaz. Çünkü bal var. Sıvı olan hiçbir şey kullanmadık. Öksürük şurubumuzda sıvı bitkinin suyunu kullandığımız için onu bizim dolapta muhafaza etmemiz gerekiyor.
Ama bu oda sıcaklığı bizim için en uygunu. Evet. Bir yetişkin sabah akşam birer tatlı kaşığı bu macundan aldığı zaman kolay kolay hasta olmaz, net söyleyeyim. Evet. Veya öksürük şikayeti de varsa 3 tatlı kaşığına kadar çıkartabilir. Hande, şu kış kremini öne alalım planda. Tamam. Boğaz gargarasını sona alalım. Kış kremine gel. Tamam. Kış kremine geliyorum hemen. Şöyle minik bir ölçü kabım var. Ben evet. 50 mililitre susam yağı kullanacağım bu tarifte. Pardon Yaşar. Ben iyi ki hepsini önceden yapıp getirmiş bazı şeyleri. Evet evet. Yetişmez çok diye. Çok güzel. Şimdi bu ne koyuyorsun? Susam yağı. Tamam. Baz yağı kullanmam gerekiyor. 50 mililitre boşalttım. Badem yağınız varsa badem yağı da olur. Hiç fark etmez. Sırada neyim var? Biberi uçucu yağım. 5 damla kullanacağım. Tamam. Pardon çok özür dilerim. Çok çok pardon. Hızlı hareket ettiğim için. Bunun içerisine önce 1 yemek kaşığı bal mumunu ilave edeceğim. Bal mumu mu? Evet. Bu organik bir bal mumu. Bunda ölçü bende çok rahat oluyor. Atölyelerde de bunu kullanıyorum. Aa, bu çok güzel bir şey. Direkt 1 yemek kaşığı ölçüsünü çok rahatlıkla biz çıkartabiliyoruz. Tamam. Rendeleme derdimiz yok. Tamam. Şimdi bunu biz alıp benmari usulü ocağımızın içerisinde bal mumları eriyene kadar bekletiyoruz. Tamam. Çünkü bunun bir benmariye yatması gerekiyor. Tamam. Yani ben şimdi evet, şuraya geleyim. Burada bizim pencerelerimizi kullandığımız olsun, olsun. İçin. Bir dakika şöyle. Süper. Şöyle yapıyorum. Üstünde bir şeyle yaparsınız bunu. Eğer bir streç sararsak buhar içerisine girmez. Çünkü su istemiyoruz yine uzun ömürlü olsun diye. Bir tamam. streç filmle zaten bu bal mumu çok hızlı eriyen bir bal mumu. Daha evet. sonra biz kış kremimizde ne kullanıyoruz? Biberi yağı bizim için olmazsa erimiş olmaz. Erimiş farz edelim. Sen nasıl evet. getirdin? Bu eridi. Eriteceğiz sırasıyla. Aa, şu bal mumu çok ilginçmiş. Aa, hemen bundan yapacağım ben. En çok kullandığım. İçerisine. Evet. Biberi uçucu yağımdan 4-5 damla ilave ediyorum. Evet. Yine bizim nane yağı veya okaliptus yağı kış kremlerinde çok kullandığımız. Okaliptus mu yakışır buna nane mi? Nane de okaliptus da bir arada kullanmanızı evet. tavsiye ederim. Çok yakışır. Bunu da ekliyorum. Hmm. Şöyle damla hesabı. Çünkü ocaktayken uçucuları ben içerisine ekleyemiyorum. Karıştırabilirsiniz. Ve nanemi koydum. Biraz da okaliptussuz olmaz kış kremi. Okaliptus yağımdan da içerisine ilave ediyorum. Bu mu oluyor o zaman? Evet. Ne diyorsun? Bir koklayın. Size bir şey hatırlatacak mı? Efsane bir şey. Efsane bir şey. Hatta o kadar, çok da yumuşak. O kadar güzel bir kıvamı var ki şu anda ayaklarımın altına sürmek istedim. Bu ayrıca hem bütün yorgunluğunuzu alacak bir şey. Evet. Hem de topuk çatlakları. Topukların yumuşaması. Kas ağrıları spor sonrası ağrılarda da çok rahatlıkla kullanılıyor. Aynen. Mesela çok spor yaptınız, yürüyüş yaptınız şu baldırlar. Evet. Baldırlara sürebilirsiniz. Tabii sonra mutlaka elinizi şimdi ben iyice tabii sileceğim. Gözünüze falan kaçırmamamız gerekiyor. Yakabilir çünkü. Efsane bir şey bu. Çünkü yağları çok rahatlıkla yanımızda taşıyamıyoruz. Yağ kullandıktan sonra bazılarımızın duş alma ihtiyacı olabiliyor. Ama biz bunu bu tarz krem formuna getirdiğimiz zaman hem seyahatlerimizde yanımızda taşıyabiliyoruz. Hem çok yağlı, kremsi bir yapısı olduğu için çok rahatlıkla cildimize uygulayabiliyoruz. Şahane. Şunu bilmiyordum. Şu bal mumu evet, olayını beyaz, organik araştırın. Bal mumu. Organik bal mumu. Böyle şey gibi. Sanki mum gibi evet. böyle ama çok beğendim bunu. Bildiğimiz aslında bal mumunu kalıplara döküyor. Amerika'da falan hep bu tarz kullanılır. Diğerini çok fazla kullanmayız. Ben eğitim alırken de biz hep böyle bu efsane tarzda. Bir fikir. Ben buradan nerelere giderim yani giderim. Gargarayı da 2 dakika hemen sadece tamam. anlat. Ne var boğaz gargarasında? Sıcak suyumuz içerisine ada çayımızı koyuyoruz. 10 dakika demliyoruz. Süzdükten sonra da 1 yemek kaşığı içerisine elma sirkesi. Elma sadece sirkesi. Bu kadar. Yani bunu içmiyoruz. Boğaza koyup sadece gargara yapıyoruz. Vallahi ben çok haldır haldır oldu. Yok yok olmadı olmadı. Çok güzel oldu. Yani hakikaten çok güzel şeyler. Bu pastili paylaş. Pastil bu, efsane. Onu göstererek Hande'cim ellerine sağlık. Şekeriniz olduğu için ben size tattıramıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Yaşar gel
Bakın hemen de oldu bu. Çok hızlı oluyor. Ellerine, kollarına sağlık. Enfes oldu. Ne olur paylaş bu tarifleri. Tabii ki paylaşacağım. Hande Polat, çok teşekkür ediyorum. Canımız o bizim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Reklamlar değil mi? Gidelim. Efendim, gerçekten bize moral lazım. Devam ediyoruz. Şöyle birkaç tane çok kısa kısa bilgiler, fikirler vereceğim. Mesela bugün de başka çanta saplarından bahsedeceğim. Şunları Eminönü'nden aldım. Tuhafiyelerde falan da var. Bu bir çanta sapı. Ama biz genelde aldığımız bu çanta saplarını, mesela onun şöyle bir versiyonu da var. Bakın. Şöyle koyduğum zaman ne kadar güzel duruyor şurada. Zincirler var, kemikler var, pek çok çeşit var. Şunları geçen gün göstermiştim zaten. Şu çanta sapını satın almıştım. Bu, seyretmeyenler için tekrar bilgi geçeyim. Bunun, bu çantanın sapı buydu ama peluşu çok bir kötü oldu. Ben artık bunu kullanmak istemiyorum. Bu çantama böyle bir sap yaptım. Bunu aldım internetten. Hatta Derya'm aldı, birisi benim için aldı bunları, ben yapamıyorum hala bir şeyleri. Şöyle, bu yün şeylere kullandığımız, hani yün yaptığımız, yünden yaptığımız, kağıt ipten yaptığımız, pek çok deri görünümlü ipten yaptığımız, hasır çantalara koyduğumuz bu çanta saplarını biz evdeki normal çantalarımıza da kullanabiliriz. Ben ne zaman ki bunları buldum orada, bazı aparatları bilmiyordum. Bazı aparatları size göstermek istiyorum. Bilenler biliyor. Bakın şu yuvarlak halkalar, şöyle göstereyim. Arkasına şöyle bir çanta koyayım, daha iyi gözüksün. Hani küpe gibi halkalar şu şekilde. Yaşar'a göstereceğim şimdi. Bir dakika. Şöyle, o kadar belli olmuyor ki, açması bile zor. Yani bunu buraya geçiriyorsunuz. Bunun bir şu aparatını alıyorsunuz. Şu açılıyor, bu çantaya takılan kısmı. Bu açılan yerden, açılan yerden bunun bu kısmını, arka kısmını buraya giriyorsunuz. Sizin çanta sapınız hazır. Bunu isterseniz kendiniz örün. Ama bu aparatlara ihtiyacınız var. Bunlar öyle sanıldığı gibi çok çok pahalı şeyler de değil. Hani zaten toptan aldığınız zaman toptana daha bir indirim oluyor. Bunun bu rengi var. Bakın böyle bir füme rengi var. Şöyle bir metal rengi var. Altın renklileri var. Bunu direkt buraya böyle taktım. Şeye, zincire taktım bunu. Efendim başka ne renklileri var? Şunlara mesela, şunların ucuna da bunlar ayrı satılıyor. Bunu ben buraya bunu geçirdim, sonra bunu geçirdim. Yani bu sizin seyyar bir çanta aparatınız olmuş oluyor. İster bunu yünlü, kağıt, hasır, hangi çantaya isterseniz takarsınız. Bu böyle kısa bir boy. Ben şimdi mesela buradan bunu çıkaracağım. Böyle biraz hani bir şeylerin de ruhunu değiştirmiş oluyorsunuz bu şekilde. Ben şimdi bunu şuna geçireceğim, onu ona geçireceğim. Biraz evde o şekilde bunlarla oynarsınız diye düşünüyorum. Şimdi bu daha kısa bir şey öbüründen. Bakın, 3 sap oldu. Şöyle geçiriyorum. Bu buna belki tam olmayabilir, uymayabilir ama elinizde takarsınız, elinizde taşırsınız. Yani çantalar bu saplarla harika değişiyor. Bunlar da hani çok acayip pahalı değiller. Bir tane sap alırsınız, ister örgülü çantanıza takarsınız, ister evinizdeki çantaları tekrar değerlendirirsiniz. Ayrıca şu hazır aldığım sapı dün gece atölyede yaptım benzerini. Bu farklı bir şey, satılan bir şey. Yaptım, çok da güzel oldu. Size de ilerleyen günlerde göstereceğim, bir tane çalışayım ki hani dedim. Ama bu bir makrome tekniği. İpini kaç tane kullandığımı, nasıl yaptığımı size anlatacağım. Mesela şöyle bir çantaya ben yine bunu takarak bu rugan çantayı
daha spor hale getirebilirim. Şöyle yapayım. Hani daha farklı bir yerde kullanacağım diyelim bunu. Bakın böyle. Buraya takıyorum. Bunu da buraya takacağım. Bunu da bu şekilde daha farklı bir çanta yapacağım. Hakikaten değişik oluyor. Bunu alırım, buna takarım. Bakın çantam nasıl farklı bir hale geliyor. Şöyle yapayım, sapını göstereyim. Orada bu var. Mesela böyle bir çantam var. Bunun böyle bir sapı vardı, orijinal. Ay bundan sıkıldım derseniz oraya daha farklı bir çanta sapı koyabilirsiniz. Mesela böyle bir şey koyabilirsiniz bir. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Siyah koyabilirsiniz. Siyah zincirle yapabilirsiniz. Farklı olur. Şu çantayı biliyorsunuz bizim bu yaz tek bir olay var. Boncuk çanta var. Hakikaten çok sayıda var. Çok fazla var. Ama siz bunun orijinal sapı da buydu. Bu bana zayıf geldi. İster böyle saplarla kullanırım. İstersem de şöyle bir zincir almıştım. Onunla kullanırım. Bakın. Böyle bir farklılaştırıyorum bunu. Hemen şunu da takayım. Tabii düz gelmesine, dönmemesine dikkat etmelisiniz. Ben şimdi hemen şöyle taktım. Bakın. Bambaşka oluyor. Yani sap bir çantayı inanın çok güzel değiştiriyor. Şu benim yıllardır evimde duran bir çanta. Böyle bir kordon sapı var bunun. Ama ben buna renkli bir sap, değişik bir sap koyduğum zaman veya böyle bir zincir, şöyle bir metal, böyle bir metal koyduğum zaman bu çantada bambaşka bir hale geliyor. Yani bu Eminönü'nden bir yerlerden aldığınız hasır çantanıza koyduğunuz, atıyorum, yün çantanıza koyduğunuz sapı sadece ona olur diye düşünmeyin. Evde o çantayı oradan oraya oynattırın. Gerçekten çok güzel oluyor. Ama bunların tabii seyyar olması, çantaların kenarlarında da böyle aparatlar olması gerekiyor. Bakın burada bunun böyle bir aparatı var. Bu çanta şöyle oluyor. Burası açılıyor, içi açılıyor. Böyle bir mıknatısı var burada. Hemencecik ona da bunu taktığım zaman çok sıkıldım ben onun o çanta sapından. Öyle kullanmak istemiyorum. Buna geçiriyorum. Bunların da iyi fikirler olduğunu düşünüyorum. Ha olmasa, bunu yapmasanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Fikir olarak gösteriyorum. Bakın bunu da böyle koydum. İşte özellikle gençler için bu fikirleri düşünebilirsiniz. Geçtim burayı. Güzel bir fikrimiz var. Bunu internete de yapmıştık, çekmiştik. Orada kırmızı yapmıştık. Efendim, şimdi tak tak, tak tak, tak tak sıcak saatler. Sıcak saatleri istediğiniz renk, istediğiniz şekil yapabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Bir saatiniz var. Bu saatler uyduruk saatlerden. Hepimizin evinde bir tane var ama benim çok işime yarıyor. Benim karşımda duruyor bundan bir tane. Ama ben de benimkine beyaz yapacağım. Odamda her şey beyaz. Benimkine beyaz sıcak saat yapacağım. Odanızın rengine, çocuğunuzun odasındaysa, erkek çocuğuna farklı, işte nerede kullanıyorsanız, mutfaktaki renginiz pembe ise pembe yaparsınız. Bu saatin etrafını sıcaklatacağız şimdi. Saatler hakikaten bugünlerde bayağı sıcak. Şimdi hemen okuyorum. Orta kalınlıkta bir yün var. Birkaç renkli ördük bunu. Hemen ben şurada iplik değişimine geldim. İpliğimi taktım. 5 numara şişim var. Eni 8 santim. Boyu 80 santim. 14 ilmek arkadaşlarım bana başlamışlar, göndermişler. Allah'tan benim elime göre göndermişler. Hemen bunu ister düz renk, ister bu renk. İsterseniz de farklı motiflerde, desenlerde tığıyla dahi örebilirsiniz. 14 ilmek başlanıyor. Her istenen sırada renk değişimi yapılıyor. İster eşit yapın, eşit yapmadık biz. İsterseniz birini 2 sıra, birini 3 sıra. Rengarenk örün, çok güzel oluyor. Ördünüz.
80 santim ördünüz. Sıcak saati. Buyurun. İsterseniz de bir sıkıldığınızda şöyle bir boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Şuradan şunu şöyle bir bağlarsınız. Ah işte. Sıcak kadın. Gördüğünüz gibi. Süper güzel. Veya böyle bant da örebilirsiniz bakın. Nasıl? Arkadan bir düğüm atarsınız buna, bant olur. Ama biz bunu bu saate göre ördük. Etrafını ölçtük. Evinizdeki biraz küçük, biraz büyük olabilir. Efendim, isterlerse firmaya da sipariş yapabiliriz dermişim. Şimdi bunu buraya geçiriyorum. Bunu küçük bir yerden silikonla tutturabilirsiniz de. Bu böyle kayarmış. Evet, gördüğünüz gibi sımsıcacık bir saatiniz oldu. Nasıl oldu? Çok iyi değil mi? Bunu tabii biraz daha böyle öne alacağım şimdi kaymasın diye. Küçücük iki noktadan şeyle yapabilirsiniz. Nasıl? Çok iyi değil mi? Erkan, bizim sıcak saatler böyle. Ne yapalım? Yani herkes beğendi mi reji? Ay örersiniz, erkekler bile örer. Bir şey yok. Kameraman arkadaşım çok beğendi. Sen buna reklamda şunu devam et. Yap bunu, olsun gitsin. İstediğiniz yünle. Ayrıca bu artık yün değerlendirme projesidir. Atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Bu şekilde örebilirsiniz. Dümdüz at. Sayın abla direksiyon da istiyormuş. Ha, direksiyon yapmıştık daha önce. Sıcak direksiyon. Sayın ablan çok keyfine düşkün. Hemen yapalım. Çok yaptık direksiyon. Tabii bazı arabalar var, direksiyon ısınıyor. Tabii onlara bir şey demiyoruz. Siz ne dediniz? Kameralara da yapalım. Yapalım. Neresini örelim? Tutamaçlı. Adım çıkacak zaten. He? Zoom koluna. Aa, yapayım ben sana. Böyle biraz yumuşak bir şeyle yapalım onu. Yünle yapalım. Harika olur diyorlar. Efendim bu da böyle. Sonra Aytül, bu proje yarın perşembe. Bu projemiz, boncuklu proje yarın değil mi? Şimdi bir şey mi, ne başlayacaksınız diye çok sormuşlar. Dün koymuştuk. Efendim hani yünlerin satıldığı büyük handan Eminönü'nde. Oradan çok güzel boncuklar aldım. Sağ olsun orada Meltem var. Yanlış söylemiyorum inşallah. Bana boncukları gönderdi. Dedim ya, bu yaz bütün markalarda boncuk çanta var. Biz daha çok örnekler yapacağız. Boncuklarım burada. Geliniz, bakın tabağıma koydum. Böyle evime götürüyorum, getiriyorum bu tabakla. Böyle kapatıyorum, arabada yapıyorum. Her yerde yapıyorum. Bu şekilde ben boncukları böyle koyarım. Takı yaparken de. Şimdi iki tane versiyon başladım. Hani örnek bezi diye bir şey vardır ya. Örnek bezi. Yaparız bir şeyleri, deneriz, bozarız, deneriz, bozarız. Benim de bunların daha proje olması için elimin bunu yapmaya iyice alışması lazım. Şimdi bir tane başladım. Yumuşak, normal bir iple. Şu şekilde. Bunlar bu yaz çok göreceksiniz. Hasır ip, deri görünümlü ip, kağıt ip, hepsiyle yapabilirsiniz. Ben normal bir yünle yaptım. Evde kalan bir yününüzle. Bunlar şu anda bir projeye dönüşecek mi? Bundan ne yapacağım? Muhtemelen çanta çok güzel oluyor. Çanta yapacağım. Ama bu benim deneme parçam. Sonra akşam eve gittim. Şu iple bunu yaptım. Bunun detaylarını yarın anlatacağım. Bunu yapmak için içinden tığ geçen bir boncuğa ihtiyacınız var. İçinden tığ geçecek boncuğa ihtiyacınız var. Biraz sert ipte daha iyi oldu. Fakat bu da çok değişik, farklı oldu. İkisinden de bir şey yapacağım. Nasıl yaptığımı yarın göstereceğim. Bayağı çalışıyorum akşamdan beri, sormayın, çok paralandım. Ama güzel bir şey. Mutlaka kaçırmayın, yarın göstereceğim. Sonra tekrar da gösteririm. Bunun bitmişi yok daha.
bitireceğim, yapıyorum. Şimdiden getirdim ki çok soran olmuş, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben zaten öyle ne yapacağımı planlayarak hiçbir şey yapamam. Yapamam. Bu şimdi çıktı yola, ikisinden de bir şey yapacağım, değerlendireceğim. Bu yaz bir boncuk, bu boncuğun her rengi var. Ne hangi iple isterseniz, rafyayla da çok güzel olur. Hasır iple, kağıt iple, deri görünümle, hangisiyle isterseniz. Evet, tamam mıyız Erkan? O zaman gidelim. Burada biz bütün hanımların o sanatçı ruhunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Artık neler yapacaklar, ortaya neler çıkacak? İnce ilmekli var. Bu incesi küçük ilmekli. Şuna bittim. Şunu karşıdan bir bakın. Tül giydik. Tül giydik. Ay çok güzel olmuş. Evet. Merhaba Aysun. Merhabalar. Evet. Bugün Aysun'la örüyoruz. Aysun Genç. Hoş geldin Aysun'cum. Hoş bulduk. Vallahi çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkürler. Harika. Aysun. Bu bizim küçük ilmeklemeceyle bu. Aynen. Küçük ilmeklemeceyle inanılmaz çocuklarımız için çok güzel şeyler örmüş. Ve bugün bize onları gösterecek. Tülin Hanım yurt dışında seyahatte dün bana inanılmaz fikirler attı. Ya böyle resim yağmuruna tutuldum. Çok güzel fikirler gerçekten. Hepsini sizler için gündeme getireceğim. Aysun'cum. Çocukların böyle çok, ben de çok severim bebek giydirmeyi. Bütün kız çocukları severler. Kolay mı bunları yapmak? Çok kolay, hem de çok çabuk yapacaklar. O yüzden çok da keyif alacaklar. Hem aile aktivitesi olarak annesiyle olsun, babasıyla olsun. Babaanneanneyle olabilir. Evet, hepsiyle olsun. Çok farklı, böyle onlara bir etkinlik olacak. Ay şu şey de çok hoşuma gitti. Şu askılık da çok hoşuma gitti. Askılar telden yapılmış. Orada da çok güzel. Keşke tel olsaydı da ben de o askıları yapsaydım bugün. Nasıl yapılacağını gösterseydim. Ben de askıları daha sonra gösteririm izleyicilerimize. Evet, o zaman bir ailenizdeki bir çocuğa, yavrunuza, torununuza yapabileceğiniz çok kolay, çok basit, hatta birlikte yapabileceğiniz bir projemiz var. Zaten renkleri çok. Çocukların evde bu sıska kız bebekler var ya hani. Küçük bebek. Küçük bebekler böyle ince narin. İncecik, ince narin, zayıf bebek. Ondan sonra şu bebekler var. Çok güzel. Vallahi çeşit çeşit istediğiniz bebeğe yaparsınız bunu. Aynen. Kimin elinde ne bebek varsa. Onlar da bu biçimde bir ruh değiştirir. Hatta bebekten fikir alsınlar, çocuklarına kendilerini örsünler. Ha, çocuklarının kendilerine takım yapabilirler. Evet. Süper. Sen bugün bunu mu yapıyorsun? Bugün bunu yapacağız. Bunu yapıyoruz. Yani. Diğerlerinden de bahsedeceğiz. Aynen. Yalnız aslında bir sırt dekoltesi topuzuyla birlikte. Çok güzel bir dekoltesi var. Çok şık olmuş. Çok şık. Ay çok güzel. Bu nereye gidiyor bu bebek? Böyle bir şeye gidiyor. O artık hayal gücüne kalıyor çocukların. Ay, nereye gitsin Aytül bu böyle giymiş de? Selebriti olur. Ha böyle gitsin. Hadi senin mi var? Kimin? Hadise'nin. Hadise'nin var. Hadise rakibim burada şekerim. Bak. Ay. Ups. Evet çok güzel ama çok güzeldi o kıyafette. Çok güzel. Hadise çok tatlı. Çok seviyorum onu. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Neye dikkat edecekler? Şimdi herkesinki aynı boyda değil bebekler. Burada bazı kurallardan bahsedelim. Dört tane temel şey var aslında. Nasıl örüyoruz? Nasıl mesela arttırma yapıyoruz? Nasıl hani daraltma yapabiliyoruz böyle? Çünkü etek atıyorum geliyorcak. Böyle daralacak. Onu nasıl daraltacağız ve nasıl ilmekleri kapatacağız? Bunu bildikten sonra artık çocukların yaratıcılıklarına kalıyor yaptıkları. Evet, Aysun çok güzel. Senin çocuğun vardı. İki tane. İki tane mi? Bir tane evet. Zannediyorum. Yok. İki tane kız var mı? Biri kız, biri oğlan. Kız kaç yaşında? Kız 3 yaşında. O kendi yapamıyor ama bana hemen oyun sırasında bir tane battaniye yap. Bir tane yastık yap anne. Ayım üşüdü, yelek ör anne.
O şekildeyiz. Çok güzel. Aysun da anne olduğu için çok güzel de bu. Ben bir tane zannediyordum. Hadi Aysuncuğum. Şimdi mesela genel fikir vereceğimiz için ilk önce mesela elbise üzerinden. Mesela ilk ne yapıyoruz? Nasıl örüyoruz? Yani elbiseyi nereden başlıyorsun? Aşağıdan mı yukarıdan mı? Şöyle. Elbiseyi etek kısmından başlıyoruz. Bu bayağı hani böyle kiloş bir etek görünümü olduğu için şöyle diyelim geniş. Aha. Yani normalden bir gözlerine çok gelebilir ama kiloş istiyorlarsa eğer birazcık fazla bir kullanmaları lazım. Şu evet. şekilde. Tamam. Mesela ne kadar ihtiyacı varsa küçük bebekse şu kadar kullanır. Dar elbise yapacaksa bu kadar kullanır. Tamam. O ne kadar istiyorsa tamam. böyle bir yuvarlak oluşturuyoruz. Tamam. İlk önce şöyle bağlıyoruz. Mesela biz bu elbise için 72 ilmek kullandık. 72 ama, ilmek var. Aynen. Küçük şu ince kızlar için ne kullanıyoruz? İnce kızlar için de şimdi her birinin kıyafeti, elbisesi farklı. Mesela onlarda da yine bir alayım mı ya da? Yok nasıl alma yapayım? Gösterir şimdi Erkan. Aynen. Erkancığım şu askıdakileri gösterebilir miyiz? Hepsi değişiyor. Şimdi belirli ilmek vermemiz yanlış olabilir ama bir 30 ilmekle, 40 ilmekle. Başlıyoruz. Ya da hani evet, evet. nasıl yapıyorsa ona göre özellikle değişiyor. Özellikle onları giydirmek, bakın şurada şapkalılar, kısalar. Model model yapabilirsiniz gerçekten de. Ne kadardan çıkar bu elbiseler? Ya onlar zaten sizin dediğiniz çok az miktarlardan çıkıyor. Mesela kullanılan ipleri görebilirsiniz. Hadi bunlar bunun için kullandığımızda biz bir buçuk yumak kullanacağız. Ama bu şimdi çok geniş. Geniş evet. Ama diğerlerini yarım yumak daha da az. Hadi başlayalım. Ne kalıyorsa. Hadi. Şimdi yuvarlak yaptık. Yaptık. Biz bu yuvarlakla örmeye başlıyoruz daha sonrasında. Zaten düz örgü örüyoruz. Geçen hafta çocuklarımız çok güzel anlattı. Yani, çok güzellerdi, çok da güzellerdi. Hani diğerlerinin anlaması için mesela dedi ki bir tanesi ben bunu hani karıştırıyor çocuklar çünkü hangisini hangisinden geçireceğini. Dedi ki bu ilik dedi bunlar gelenleri ben düğme olarak görüyorum. Sürekli onları düğmeyi iliğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde örüyorum. Evet, öğretirken de bu çok güzel bir yöntem. Evet. Düğmeyi ilikten geçirmek. Mesela bizim hiç aklımıza gelmemiş dedi. Onlar artık diyoruz ya çocukların yaratıcılıklarına güveniyoruz zaten. Onlar istedikleri... Böyle hayal ettikleri her şeyi yapabilecekler. Evet. Sonra çocuklar örüyor kitabı var. Aynen. Şiş yok, tığ yok. Çocuklar örüyor burada. Bunun içinde pek çok tarif var. Model var. Oradan da bakarak da yapabilirsin. Aynen. Peki, şimdi şu şekilde bütün hepsini dolanıyorum. Sonra üstüne devam ediyoruz zaten. Evet. Döne geçelim döne. Bunu. Şimdi. Bunu biz nereye kadar örüyoruz? Böyle bebeğimizin bel hizasına yakın. Bayağı. Tabii çünkü benim bebeğim biraz büyük. Evet. Ama daha küçük istenirse ya da ben uzun istedim. Daha kısa isterse kısa örür. Ha, kısa, ne kadar mini ister. İstiyorsa mesela mini istiyorsa böyle öreceğiz. Aynen. Tamam kaç sıra ördün bunu? Şimdi bunun için buna 12 sıra ördüm. Tamam. Şimdi 13. sırada şimdi bunu artık beline oturtmamız lazım. Ne ve yapıyorsun? İlmeklerim fazla. Şimdi ilk önce direkt... Bir dakika. Kamera gelsin Aysun. 2 dakika bekle. Tabii evet. ki. Evet. Şimdi benim ilmeklerim fazla. 3 ilmeği burada örgümdeki 3 ilmeği tutuyorum ve yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçiriyorum. 3 ilmeği bir tane 3 ilikten bir düğme geçiriyoruz. Aynen güzel. Öyle. 3 ilikten güzel. Bir düğme. Evet. Evet. Yumaktan ilikten, gelen düğmeyi 3 ilikten geçiriyoruz bu ki şekilde, eksiltiyorsun. Aynen daraltacağım. Şimdi hepsini üçerli aldıktan sonra ver bana canım. Evet. Şimdi şu şekilde oluyoruz. Ay çok güzel. Hepsini geçirdik. Kız çocuklarına da böyle örerler. Aynen diyorum ya hani yaptıkça aslında ben kendi çocuğumu örmedim. Şu an onun eksikliğini yaşıyorum. Keşke dedim örseydim. Evet. Şimdi bunu yaptık ama mesela baktığımızda hala büyük bir bel için. Evet. O yüzden tekrar bir eksiltme yapıyorum burada. Kaç bunu kaç da eksiltiyorsun? Bu sefer aynı 3-3 yapsam yine çok olacak. Bu sefer ikisini bir alıyorum. Evet. Bir tane tek alıyorum arada. Aa, şunu. Bir çift bir tek yapıyorsun. Aynen. İkisini bir alıyorum. Ay çok mantıklıymış. Bir çok... tane tek alıyorum. Tamam. Ben bunu öreyim bu sırayı. Tamam. Sen orayı ör. O sırayı örerken Erkan hem görelim Aysun'u hem de o sıra biraz tutacak. Şöyle benim bir tane favorim var şurada. Şunu göstermek istiyorum. Ay böyle bir şey olabilir mi? Çok güzel.
Bebek elbisesi, ay telden askıya bittim. Ben aman buna da bittim. Bu da çok güzel. Pembe ve gri. Ne, bir şey söyleyeceğim. Buradan çocuklarınıza model yapın. Bak şapkası şöyle yandan çarklı. Ayakkabıları da var orada Derya'nın. Yalnız paltosu. Nerede ayak? Hemen ay, önünde. Ay ay ay. Bakar mısınız? Luka'ya da olur diyor. Valla çok güzelmiş. Askılar. Bu askıları yapmayı isterseniz gösteririm. Ah şuna bakın bir dakika bir dakika. Şu pantolon ve üstünün şöyle mini bluzu. Bir de bantı var. Nerede bantı? Bantı hemen da bu mu? Mor tabii. Ay. Onların aslında giyilmiş halleri vardı. Giyilmiş eğer hallerini uygunsa, bir görelim mi Erkan'cığım eğer uygunsa? Aysun orada örene kadar. Evet bu var. Bir de sende olan şeyler. Ay çok güzel. Ay şahane durmuş. Çok güzel. Bunu yaparsınız. Ay bana da kız torun lazım gerçekten. Çok bu ne güzel modeller yaptınız böyle. Bunlar burada ama şimdi üste giyili olunca ay, mesela bu demin sizin elinizde. Durmuş. Bu da çok güzel. Of 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 of. Ne kadar güzel. Ve de çok çabuk oluyor Aysun. Aynen. İşte çok çocuklar çabuk. Hiç sıkılmıyor diyorum ya. Oyun sırasında benden talep ediyor. Ben onun oyununa yetiştiriyorum. Evet. Bakayım beline. Şimdi beli böyle istediğimiz kadar oldu. Diyorum. Peki. Şeyi devam mı ediyorsun yukarıya? Üstüne şeyi? Devam ediyorum. Şimdi yalnız şunu gösterelim. Biz hep döne döne örüyorduk aynı yörde. Şu sizin beğendiğiniz sırt dekoltemiz var ya. Şimdi onu verebilmek için artık böyle gidip geleceğiz böyle. Atik o gibi. Evet. Sırtını açık bırakacağız. Şurada o dekolteyi biraz da verebilmek için baştan şimdi iki ilmeği bir alacağım. Bu tarafta da iki ilmeği bir alacağım. Bu sırtı biraz açacağız. Yani şuradan hemen göstereyim. Evet. Ay kendime bile örmeyi düşündüm bunu. Hadiseye rakip olurum. Ne güzel. Şu şekilde. Kaç yumaktan çıkar bana. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Size yere kadar mı öreceğim? Yere kadar öreceğim. Yani ne çıkarsa Derya Hanım. Hadiseden neyim eksik benim? Yapacağım hadisecim. Beraber yan yana geliriz. Şu şekilde ikisini birlikte alıyorum. Gelin daraltıyorum böyle. Bir tane daraltma yaptık. Yani ve güzel. Bu şekilde buraya kadar örüyorum. Bu son ikiyi tekrar birlikte alacağım. Ha, tamam şurası tamam. Açık kalmış aynen. Oluyor. Aynen ve artık git dön yapıyorum. Şuradan göstereyim. Daha iyi olacak. Şimdi ne yaptık? Ördük mesela. Evet. Şu üst. Aa, üstü bir dakika. Koltuk böyle altına gittik, kadar. Geldik, gittik, aynen. Geldik. Yani patik. Evet. Patikte nasıl yapıyoruz? Burasını hani açık bırakıyoruz. Şuraya geliyoruz ayağımızın üstüne. Arkadan örüyoruz, evet. Gidiyoruz, geliyoruz. Geldik, bu da oldu. Evet. Sonra. Şimdi bu da oldu. Biz bunu nereye kadar ördük? Bunu koltuk altına kadar ördük. Artık burada 3 sıra ama onların bebekleri hani ne kadar olacaksa. 3 sıra buraya kadar ördük. Şimdi şu kol altında kalan kısımları kapatacağız ilmeklerini. Diğerlerini ön arka olarak ayrı ayrı öreceğiz. Aynı normal yetişkin bedeninde yaptığımız gibi. Şimdi burada benim nasıldı? Tabii burada bebeklerine giydirebilirler. Nasıl oldu? Şunu açayım hatta göstermek için. Ben bebeğime giydirdiğimde bunu şuradaki iki ilmek görülebiliyor mu? Buradaki iki ilmek koltuk altında kalıyor. Tamam. Bunu şu önüne bir tane geçiriyorum. Arkaya bir tane geçiriyorum o ilmeği. Koltuk altını bakın orada ilmek kalmadı kapattım. Aa, şurası tamam evet. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Bunlar benim arka ilmeklerim olacak. Bunlar da benim ön ilmeklerim olacak. Arkada iki tane kaldı. Aynen. Evet. İki tane o sırt için yeterli olacak. Burada şimdi tam belli evet, olmayabilir evet, kol evet. için. İki tane oldu. Şimdi ben buradan örmeye devam ediyorum. Şimdi bu var olan ipliğimle arkayı örüyorum. Arkada böyle devam ediyorum. Artık bebeğimin omzuna gelene kadar. Şurayı örüyorsun değil mi? Şurayı. Bakın şurayı örüyor. Evet şimdi şuraya. Şuraya kadar örmüştük zaten. Ha, koltuk altını bıraktık. Şimdi bu üst tarafını. Kalanı. Peki orada farklı bir örgü biçimi mi var? Yok o şundan dolayı alttan ilmek çıkardık ya Derya Hanım. O kolun ilmeği çıktığından dolayı öyle. Şimdi çok güzel. Bitmişini göstereyim evet. hemen size. Sonra yani vallahi hadiseye de ne örsem buradan sarıyı örelim. Bir şey söyleyeceğim. Giyer o çok kendiyle barışık gerçekten. Şu sarıdan mı örsem, pembeden mi örsem, mordan mı örsem yani şey kaldım.
burada. İstersen böyle de olur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu elbise yavru ağzından da çok güzel olur. Şu renge baksana. Bu böyle pembe gibi duruyor belki ekranda ama bu şahane bir şey. Yavru ağzı. Renkler çok güzel. Renklerin yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben burada seyircilerimizden beğendiler mi bu projeyi? Yapacaklar mı çocuklarına merak ediyorum. Evet. İki sıra ördüm Derya Hanım. Şimdi bu omuzda biraz daha dar olsun istiyoruz ya. Burada da ben ikisini bir alıp böyle geçiriyorum. Tek ilmeğe düşüyorum. Omuzda. Bakın burada bir daralttık. Evet. Şimdi burada artık ilmeğimi koparıyorum. Şunu. Bunu artık benim için yeterli geldi. Ben ölçtüm çünkü her seferinde ören kişiler de ölçecektir. Bu arkayı bu şekilde bitirdim. Şimdi ön için şuradan ilmek bağlıyorum. İlmeği nasıl bağlıyoruz onu da gösterelim. Göster hani bu tarz ilmeği şeyde. Nasıl bağladığını. Şimdi burada şu alttaki ilmek var ya. Şurayı görülebiliyorum. Evet. Bu alttaki ilmeğe bunu buradan bağlıyorum. Tamam. Sıkıca tam ucundan. Ona hiç böyle belli olmuyor. Böyle hani puf puf olduğundan dolayı bir de arada kayboluyor. Bunu bağladım. Fazlalığımı kesiyorum. Sonrasında bu şekilde aynı örmeye devam ediyorum. Ön için şurayı bir sıra daha bütün örüyorum. Sonrasından yaka açıklığını, sonrasında yaka açıklığını koyuyorum. Yani aslında ama bebeğe bir şey örmek daha şeydir. Yani normal iplerle, şişle, tığla öreyim desen bayağı ince iştir bebek şeyi örmek. Biz küçükken annemle o zaman bebek evet. kıyafeti mi var, şey mi var? Bir de böyle şeyler vardı. Kartondan elbise kesilir. Bir kız bebek çıkar böyle yine onu da kesersiniz. Kartonun şeylerinde böyle kancalar vardır. Giydirirsiniz çeşit çeşit. Onlar vardı eskiden. Biz de annemle böyle annem örerdi. Bana diktirirdi. Ama zordur bebek şeyi örmek. Kol keseceksin, işte kabarık evet. etek yapacaksın falan. Burada çok güzel oynamaya çok müsait. Hani ne yapmak istiyorum, nasıl gitmek istiyorum dediğiniz gibi o kesmeler, şeyler çok rahat bir şekilde yapabilirler. Çok rahat bundan yapmak gerçekten. Şimdi mesela çok artık rahat. Diyorum ki şurada ben şu yaka açıklığımı vereyim. E ne ver. Yapmam lazım onun için? Şu iki ilmeği birlikte alırsan burası bir V'lik olacak. Aa çok da güzel düşüyor. Hemen gerçekten. Bakın yaptım mesela şimdi de bunları artık bir sıra daha örüyorum ya da artık ölçüyorum tabii bunları. Şimdi her seferinde giydir çıkar yapmayalım burada. Sonra bu ikisini bir alıyorum. Evet. Mesela bu tarafı ördüm. Bitti. Sonrasında artık burada ilmeğimi koparıp buradan diğer tarafını örüyorum. Ve evet. bunun birini bu taraf birini bu tarafa örmüşüz. Şu tamam. şekilde ikisini bir yapıyoruz. Hemen şunu gösterelim. Tamam ver bana canım. Şimdi elbisemiz bizim şöyle oldu. Bakın istenirse ay. Böyle de kullanılabilir. O tamamen çocukların artık yalnız hayal güçlerine, yaratıcılığına. O kadar güzel bir model ki. Yani değil mi? Çok çok güzel. Çok beğendim modeli çok beğendim. Şu kolu sonradan şimdi ördüm. Bunu yaptık. Biz ne yapıyoruz? Bitirdikten sonra hemen biraz ilmek alalım. Kolunda böyle bir karpuz kol aynen. olayı var. O da çok güzel. Ama ben şu modeli sevdim. Şu modeli kollusu yapayım istiyorum. O da güzel. Kollusu da güzel. Güzel oldu. Kollusu da güzel. Ne yapıyoruz? İlmek çıkaracağız. Nasıl normal örgüde biz ilmek çıkarıyoruz kenarından. Bunun da şu alttan başlıyorum. İsterse üstten başlasın. Şimdi buralardan birer tane çıkarıyorum. Böyle her aralardan artık o göz kararı. İlla hani şuradan evet. demeyelim. O i̇lmek kolun çıkarır dönmesini, öreriz ya o şekilde yapıyoruz. Bu ilmekleri alıyorum içten. Bu şekilde çıkarıyorum. Bundan dediğin gibi hani küçük ayıcıklara bir şey, başka türlü küçük oyuncaklara. Tabii her bir şeye çok olabilir. Çok fikir var burada. Gerçekten yapılacak çok şey var. Dün bizim kanalda böyle böyle bir şey var. Girişte bir yer var. Bir kafeler falan var kanalın girişinde. Kanal D ve TV2'nin böyle ortak kullandığı. Orada bu iplerden bir kardeşimiz... Bir stand açılıyor orada bazen açılabiliyor böyle. Bir izin alınıyormuş falan onları bilmiyorum. Bütün kanal oradan bunlardan ne battaniyeler ne şapkalar güzel. O kadar güzel ki. Aslında böyle bebek kıyafeti de o standlarda yapabilir ve satabilirsiniz. Bunu biliyorsunuz yurt dışında bayağı sektör
zaten böyle. Evet, hani bebek kıyafeti. Aynen, oyuncak bebek kıyafeti. Şimdi karpuz kolda şunu hemen bir söyleyeyim. Nasıldır karpuz kol, böyle kabarık durur ya. Evet, Derya, şunu görelim. Normalde kabarık duruyor karpuz kol. Evet. Burada da şunu yapıyorum. Bir tane çıkarmam gerekiyor ya. İki tane çıkarıyorum aynı yerden. Daha fazla üstte ilmek mi çıkarıyorum. Üstte mi yapıyorsun yoksa burasında? Şu üst kısımda yapıyorum. Çünkü üst altın iyice olmasına gerek yok. Çift yapıyoruz yani. Çift ilmek çıkarıyoruz ki hani böyle bir pofuduk pofuduk dursun şöyle, evet, karpuz kolu. Bütün ilmeklerimi çıkarıyorum. Şimdi ya, şuradan... Bu bebek çok güzel bir bebekmiş. Bayıldım yani. Ha, vallahi evcilik oynayasım geldi. Evcilik kadar bir çocuğu geliştiren, evet, güzelleştiren, bütün ailecek oynayın. Gerçekten çok güzel bir şey. Orada aslında kendinizin aynasını görüyorsunuz. Benim çocuk aslında... Çocuk nasıl davranıyorsa, evet, bebeğine. Değil mi? Evet. Evet, bir de o var. Bir de o var. Benim hayatımın olayıdır. Ben çok evcilik oynayan bir çocuktum. Çok. Karton kutulardan evler, onlara perdeler. Ama annem hep burada bana. Belki de bu kadar bu işlere meraklı oluşum da o önemlidir. Evet. Şimdi, ben sana süre kazandırayım diye. Teşekkürler. Evet. Şimdi biz bütün hepsine ilmek çıkardık. İkişer ilmek çıkardık bazı yerlerde. Bunu yaptık ve bunu iki sıra ördüm. Tamam. Bunun için. Bütün böyle bir örgüm oldu benim. Sonra o sıram bitince bunları toparlamam lazım ya. Aynı belde yaptığım gibi bu sefer 3 ilmeği bir tutuyorum. Bu şekilde topluyorum. 3 ilmeği bir tutuyorum. Sonra topluyorum. Çok güzel. Fikri aslında çok güzel verdin Aysun. Gerçekten. Yani bunu artık hani illa bir deneme kural yanılma olarak da olabilir burada. Tabii ki. Yani... Ne istiyorsa. Çünkü her bebeğin ebadı bir değil, boyu posu bir değil. Bir ölçü yapmak lazım. Sizin burada 12 sıra yaptı da, tabii, sizin bebeğe 10 sıra, 11 sıra gider. Hani şimdi bu tam buna göre 12 sıra olmuş böyle bir bebeğe. Evet. Şimdi bütün hepsini... İki karış bu bebek. Şuradaki bebek iki karış. Evet. Bütün hepsini yaptık. Şimdi çıkarttık. Şöyle, evet, oldu. Şimdi bunları kapatmam lazım. Kapat ilmekleri. Ne yapıyoruz? Bunu en son bunu çıkardım. Şuradan pardon, en son bunu çıkardım. Sonra başlıyorum. Birbiri üzerinden geçirerek böyle ya, kapatmaya. Kapatması falan da çok kolay. Çocukların yaratıcılıklarına kaldı dediğim gibi daha sonrası. Şimdi anne orasına şunu yap, burasına pul işle. Evet. Üstüne de istediğiniz şeyleri yap. İçine tülden bir jipon falan da yapabilirsiniz. Hani tütü yapabilirsiniz daha kısa eteklere. En son çok fikir var. En son kalan ipliğimizi de ben şöyle içine, evet, koymuşum. Tabii tersten başlıyorum. En son kalan ipliğimiz de şurada artık. Tabii bu burada olacaktı. Tamam. Bitiriyor. Bununla sabitliyoruz. Ve elbisemizi hazır kesiyorsun ediyoruz. Kesiyorsun yani. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Şu bebeğe bir bakmak istiyorum şurada. Bununki de, bu da çok güzel olmuş. Bu da çok güzel olmuş. Böyle şey de yapılabilir. Bebek bornozu falan da yapılabilir. Sabahlı. Evet, sabahlık gibi, bebek bornozu gibi. Çok güzel. Bu kadifeli iplerde, fuarlarda görüyorum ben. Bunun da şeyinde bir kadifelik var. Bu tarz iplerde, ilmeklemecede suyu çok güzel emdiğini düşünüyorum ben. Çok güzel yapmışlardı zaten bornoz çalışması. Bornoz, sabahlık çok güzel olur. Buna da bayıldım. Bu da çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bu da şeyden, geçişli ipten. Evet. Ay çok güzel durmuş. Bu da ağır olmuş bayağı. Şık, şık olmuş. Çocuklara yapabilirsiniz. Yani çocuklara, bebeklere bu tarz yapabilirsiniz. O kadar yumuşak ki. Gayet güzel. Ver bebekleri bana. Bitti mi Erkan? Evet. Bitti. Şimdi kaçırmayın. Yine bize moral lazım kapsamında çocukları ekran başına, anneleri ekran başına davet ediyorum. Kukla sanatçısı bizimle birlikte olacak, söyleyin. Meral Balcı Tanış. Bir ismi yanlış mı söyledim? Yok. Doğru söyledim. Evet, efendim ayrılmayın bizden. Geliyoruz şimdi. O zaman ne yapıyoruz? Hadi başlayalım. Hadi anlatalım. Düğme gibi dikiyorsunuz şunu. Yap yakıştır. Süper yani oldu. Çıktı. Gülsüm Hanım, yok oldu böyle. Merak etme.
arkadaşım, ne güzel yapmışsın. O çok teşekkür ederim Çiğdem'cim. Senin bu şeyin ne kadar güzel. Vallahi bayılıyorum. Tık diye oturuyor mu tık buraya? Tık diye oturuyor. Onun bir tabancası var. Tık 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 istediğiniz yere atıyor. O yüzden biraz böyle sabırsızsak ve arada elimizi alırsak bozabiliyoruz. Evet, oradan da zoom yap, zoom yap. Gidelim Erkan. Efendim, harika kuklalar var. Çocuklar görüyor musunuz? Ne güzel kuklalar. Ben de çok severim. Kuklalar çok önemlidir. Önemlidir. Çok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meral Balcı Tanış, kukla sanatçısı ve kukla tasarımcısı. Bana istediğim bir kuklayı istersem yapıyor musunuz, evet, Meral? Evet, yapıyorum. Ben diyorum ki çocuğumun çocuğum deniz kızını seviyor. Çocuğum ayıcık seviyor. Atıyorum. Çocuğum işte orada var, aşçıbaşı seviyor falan. Bunu sana söyleyip şey verebiliyor muyum sana? Sipariş verebiliyorsunuz. Evet, onu demeyeyim diye şey yapmıştım ben. Diyemiyorum, cümle kuramaz hale geliyoruz. Gerçekten. Evet, oraya şey yapıyorsunuz, yani söylüyorsunuz. Size hazırlıyor diyeyim tamam. Ben ona. Gerçekten çok güzel şeyler yapmış. Erkan, bir kere de şu koltuğun üstündeki arkadaşlarımızı gösterelim. Ben size bir tane şimdi eğer bulabilirsem Ömer'e kukla oynattım geçenlerde. Böyle bir şey var, benim de böyle elimi, evet, ağzıma soktuğum, böyle elimi kuklanın ağzına sokuyoruz. Ya Ömer dedi ki babaannem ne yapıyor bana böyle diye bir bakışı var. Önce bir böyle şey oldu, ürkütmeyeyim diye de çocuğu böyle şey yaptım. Ama çok güzel bir şey. Ben kukla çok severim. Kesinlikle çok güzel. Anlatsana biraz, kukla neden önemli çocukların şeyinde Meralcığım? Çocukların dil gelişimi için çok önemli bir kere, her şeyden, evet, önce. Bir de annelerin çocukların iç dünyasını, neler düşündüklerini, neler hissettiklerini anlayabilmesi için kuklanın ağzından aslında çocuk bütün duygularını dile getiriyor. Anne açısından da bu çok önemli değerlendirme. Belki anne de çocuğa söylemek istediği bazı şeyleri kukla üzerinden söyleyebilir. Evet, evet, öğrenmede, evet, pozitif anlamda bir etkisi de var tabii ki. Bu arada Meral Balcı Tanış sosyoloji mezunu. Öğretmenlik yapmak için pedagojik formasyon eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimi aldı. Şehir tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda oyuncu, asistan ve yönetmen yardımcısı olarak görev aldı. Evet. Çok çok güzel şeyler yapmışsın. Bir tane ederim. Şöyle bir önce bir gösterelim. Bugün annelere de kukla kalıbı nasıl olacak? Ondan da bahsedecek. Bugün bunu yapacağız. Ay, ben de bir tane alabilir miyim? Hangisini İstediğinizi alabilirsiniz. Bu neydi? O kuşumuz bizim. Ha, çıkarayım içindeki kartonu? Onu çıkarabilirsiniz de. Ha, evet. Tamam. Ben de uzun yıllar Türkiye'nin daha hiçbir kanalı yokken TRT'de bunu söyleyeceğim. TRT'de böyle cingözle cimcime vardı şeylerimiz. İkisi benim elimde ve masal anlatırdık. Hatırlayanlar olacak. Çok severim böyle anlatmayı. O zaman Erkan, bizi görme, bunun şeysi var mı elinde tutacak şu, bir şeysi? Bu onun yok, başkasının var ama. Başka bu ne olsun? Tamam, onun yok. Aa, elinde o kuşum. Çok güzelmiş. Hadi oynatalım bunları biz. Ay. Merhaba, merhaba, çok güzel bir yerdeyiz. O ne güzel arkadaşlar var burada. Çocuklar. Çok tatlısınız hepiniz. Merhaba. Senin isminle tanışabilir miyiz? Benim adım Çilli. Senin ismin ne? Benim ismim neydi? Unuttum. Yeşil ördek olsun mu? Ama sen ördek değilsin. Yeşil kuş olsun. Yeşil kuş. Benim adım, evet. Benim adım, hatırladım şimdi. Benim adım Yeşil Kuş. Yeşil kuş. Harikasın. Ben bugün ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Niye geldin sen buraya? Kukla yapacağız bugün. Hem de. Kukla ne demek? Kukla ağzı oynayan ya da oynamayan çocukların en
en iyi arkadaşı demek. Hay yaşasın, yaşasın kuklalay o zaman. Ay, ay çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. O zaman ben de sana çilli çilli diyebilir miyim? Diyebilirsin, diyebilirsin. Ay çok güzel. Hadi o zaman kukla yapalım. Tamam başlayalım. Başlayalım. Üç deyince tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Biraz sesim kısıkta. Atraksiyonlar yapardım size ama. Ay ben kendi adıma bir şey söyleyeyim. Her gün konuşmaktan ses telleri maalesef ben kendi adıma bir şey söyleyebilir miyim? Yani sizin gibi bir sanatçıyla yan yana karşılıklı kukla oynattığım için çok teşekkür ederim. Canım estağfurullah. Ne demek? Ne demek? Ay, çok teşekkür ben çok teşekkür ederim. İstersen işe alabilirsin beni. Gideriz seninle kukla oynatmaya. Aç kalmam yani değil mi? Ha? Ne yaparız? Ekstraya geliyoruz hafta sonu. Vallahi gidiyoruz. Okullara da geliyoruz. Şimdi ben kısaca zamanımız da herhalde aslında çok yok. Güzel bir projem var. Sana şey de söyleyeceğim. Bir yere gideceğiz. Ay. Şu anda çok morale ihtiyacı olan bir yer var. Hani orada çocuklar var. Değil mi? Ay çok memnun oraya gidelim mi alalım gidelim. Kuklalarımızı? Gidelim. Orada çocuklara oynatalım. Ay. Peki bir şey yapıyor musun? Böyle bir yerin oluyor mu? Tiyatromuz var. Ha, böyle bir tiyatro sahnesi var mı? Var. Ben bir tane böyle almıştım internetten çocuklara. Bayılıyorlar. Kral var, kraliçe var, prens küçük. Oturuyorlar bütün Ayvalık'ta çocuklar. Biz orada bizim kızlarla oynatıyoruz. Hepimiz bir şey oluyoruz, bir karakter. Parmak değil, şu el kuklası, daha küçükler. Bayağı bir perdesi var, kukla şeyi var. Hepsi oturuyorlar, böyle dinliyorlar bizi. Çok da biz de çok eğleniyoruz. Ama biz üçümüz kızlarla o şeyin arkasına sığamıyoruz. Birimizin kolu, birimizin bacağı oradan çıkıyor ama çocuklar onu görmüyor biliyor musun? Onu görmüyor, oraya konsantre oluyorlar. Gerçekten. Çok güzel kuklalar var. Kukla yapımını gösterecek evet. Bize burada. Kalıpla yapılıyor. Bunlar ters mi tutuyoruz? Yani. Şöyle yapalım. Evet. Kukla şöyle bir kalıpla yapılıyor. Yaşar'ı bunlar. Yaşar'ı mı göstersek, nereye göstersek, size mi göster? Evet. Kalıplar yapıyorsun, öyle evet. Mi? Evet, bu kalıplarla, bu başlangıç da denebilir, başlangıç seviyesi de denebilir. Evet. Bütün kuklacıların bu seviyeden başlar ve annelerin kolaylıkla yapabileceği için... Yaşar buraya belki gelse Erkan biraz daha çok parladı öbür türlü. Teşekkür ederim. Ha şunu da bir görelim önce. Çok güzel, evet. Ölçülerini de getirdim annelere. Tamam. Yapabilecekleri şekilde. Evet. Bunları kesiyoruz. Şu çizgiler kesim çizgileri. 41 santime 22 santimlik bir kumaş. Bildiğimiz polar kumaştan şöyle bir polar kumaş. Zaten biraz sonra uygulamalı da göstereceğim. Evet. Bunu tekrar yayınlayalım. Biraz koyu çizseydik daha. Şurası koyu. Şurası koyu. Biraz orayı daha iyi koyu ama. Şey yapıyoruz. Yaşar geliyor şimdi böyle. Evet. Şöyle bayağı patronlar çıkartıyoruz. Kolu, bacağı. Bu çok güzel bir şey aslında. Evet kolay. Bayağı çok güzel. Çok kolay. Evet. Buradan yola çıkarak özellikle elde de dikebiliriz. Dikebilir. Elde aynen, dikebilir. Elde de dikebiliriz. Sıcak silikonla yapıştırabilir. Evet. Ya da yapıştırıcılarla bu evet. Sıvı olan şey. Şimdi sen hangi kuklayı yapacaksın? Ben bugün? Şimdi bunu yapacağım. Çilliyi mi yapıyoruz? Çilliyi yapacağım. Ha, çilliyi bir görelim tekrar. Çilliyi yapacağız. Ah, tamam şöyle. Çekiyorduk. Bakın içinde el geçen yer var. Kuklaların içinde eli geçiriyorsunuz. Buradan ağza eliniz geliyor. Bu şekilde. Aslında kuklalara da çok güzel. Ben almıştım o kuklayı bizim kızlar hı-hı. Küçükken. Şimdi torunlar oynuyor. Galiba da bir çizgi film karakteri. Televizyon hı-hı. Program karakteri diyeyim. Onu almıştım. Kıyafetleri de. Mesela kıyafet de yapıp. Evet. Ayrıca şey yapabilirsin. Bizim kuklaların tamamında kıyafetler değişebiliyor. Mağazadan çocuk kıyafeti alabiliyor. Mesela bu yeni doğan kıyafet benim yeğenimin. Evet. Değerlendirir de küçük çocuğun ya da böyle, yeğeni. Çıkıyor de... bu içinden. Başka evet. Bir kıyafet de giydirilebilir. Çocuklar, çocuklar. Ya çilli.
Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Bakın elinde de böyle bir şey var. Buradan da hani oynatabiliyorsunuz. Şimdi benden gördü mesela. Ömer 4 yaşına bastı daha yeni. Mesela çok güzel, o da bana oynattı sonra. Önce bir böyle bir şey oldu. Çocuklara birden şey yapmamak lazım. Evet. İzah ederek yumuşak yumuşak. Kukladan korkabilirler. Bazen böyle bir çekince olabiliyor. Evet. Bazılarının hiç umuru bile olmuyor ama bazen böyle Ömer'de bir şey oldu. Hı-hı. Hem ben ne yapıyorum, hı-hı, hem de kukla ağzı, ne diyor? Ağzı oynadığı için sanıyorum. Evet. Ağzı oynadığı için biraz değişik geliyor onlara. Şimdi patronları bu şekilde. Bu neresi mesela? Bu gövdesi. Gövdesi. Biraz önceki gösterdiğimiz o kalıptan çıkan bir gövde. Ben bunu kalıp kartonuna geçirdim. Kalırsa masanın üstünde kalsın. Tamam. Evet. Kalıp kartonuna geçirdim. Bunu şöyle bir kumaş. Evet. Kumaşın üstüne çiziyoruz bunu. Evet. Koyuyoruz. İki kat yaptın. İki kat yaptım, evet. Evet. Etrafından çiziyoruz. Tamam. Çizdikten sonra kesiyorsun. Şöyle bir görüntü çıkıyor. Bir dakika, şöyle alayım ben bunu. Evet. Şunu alayım. Alayım, evet. Çizdikten sonra böyle oluyor. Sonra böyle bir görüntü. Bu çizgilerin üzerinden ha, şurası ağzı. Dikiyoruz ağzı. Başı. Dikiyoruz. Elin geçeceği yer. İki kat yapıyorsunuz ki burası kat yerine geliyor, değil mi? Evet. Sonra? Sonra bunu kestikten sonra etrafından şöyle bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Şöyle bir form çıkıyor ortaya. Peki kukla yapım atölyesi yapıyor musun? Yapıyorum. Yetişkinlerle de yapıyorum. Okullarda çocuklarla da yapıyorum. Kaç yaş çocuklarıyla oluyor bu? 5 yaş üzeri oluyor. Yani 5-8 yaşa onlara uygun olan tabii ki böyle kuklalar gitmiyor. Onlar sadece yapıştırıyorlar işte. Evet, şöyle yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Gözünü takıyor, burnunu takıyor. Hazır malzemeyi buraya yapıştırıyoruz. Saçını takıyor. İşte bunu bağlıyor. Evet, böyle. Örüyor, bağlıyor. Örüyor ya da kendine göre ve giydiriyor. Giydiriyor. Yani bize polar lazım. Hani ten rengi olursa beyaz da yapmışsın, sarı da yapmışsın. Polar lazım, keçe lazım, göz lazım bunun için. Yünler, evdeki parça kumaşlar, çocukların küçülen kıyafetleri lazım. Kesinlikle. İnanılmaz bir konu. Gerçekten çok güzel. Şurada da var. Bunlar daha büyük kuklalar mı Meral? Evet. Bunlar nereden giriyor şeyler? Tamam. Gel bakayım. Onun da arkasından böyle giriyor. Evet, bir dakika. Şuradan. Yeri oradan. Yeri var. Ben pantolondan daldım. Bir dakika. Sırtında ama bir çok dakika. Güzel oldu. Sırtında oynatma yeri var. Bilmeyen için söyleyelim. Nasıl evet. Oynuyor bu diyorlar. Evet, şurada. 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 Evet, buraya geçti. Ama tabii ben sola olduğum için sol ele mi geçiriyorsun? İstediğiniz da? Ele. Ben de solla oynatmayı tercih ederim. Sopası var, bir dakika, sola geçireceğim. Tamam. Şurada. Daha büyükler bunlar. Bakın. Yani çok güzel yapmamış mı? Merhaba. Ay, benim adım Veli. Veli mi? Benimki ne? Seninki saçlarından dolayı sana bal kız diyorlar. Bal kız mı? Evet. Bal kız. Benim adım Bal kız. Saçların. Efendim. Ben elimi senin ağzına sokarım. Beni saçlarına karıştırıyorum ben seni. Ay çok gıdıklandım. Veli'nin pantolonu yalnız yıkılıyor. Çok tarz. Çorapları çok güzel. Hırkası şahane. Bakayım kapşon taksın beni. Beni çok iyiymiş. Bu şey de çok işe yarıyor. Şu çubuk, sopalar. Oynatma çubuğu. Evet. Şimdi devam edelim yine yapmaya. Tamam. Ay çok güzel. Ben istiyorum kendime böyle bir tane. İstediğinizi süper. Alabilirsiniz. Burada var bak. Bu da güzel. Bu ne? Bunun adı ne? Bunun adı badem. Badem mi? Saç renginden. Bunlar hep çocukların koyduğu isimler bu arada. Badem bunun adı. Bunun adı ne? Ay dur bir dakika. Bu değişik bir tip. O biraz koko. Bu daha bir gelişmiş. Koko mu bu? Ay. Hey. Aytin. Rüya. Rüya. Ay dekoltem açıldı bir dakika. Bir dakika. Bu ki? O korkuluk. O bizim tiyatro oyunumuzun kuklası. Korkuluk mu bu? Seyretmiş çocuklar vardır diye düşünüyorum şu anda. Bu buraya böyle oturmuş bir dakika. Erkan şuna bir yakın gel. Allah aşkına.
Ay bu kim? Bunun adı ne? Lila. Lila mı? Benim koyduğum isimler değil. Olsun, ben yinelemiş olsun. Olayım bunları. Olsun, hep çocuklar olsun. Koyuyorlar. Olsun. Lila Aa, Arda diyoruz ona. Ay çok tatlı. Aa, yalnız kafası da çok iyiymiş bunun. Böyle saçları. Saçları çok iyi, çok iyi. Efendim. Ay çocuklar çok güzel değil mi? Biz çok tatlıyız. Ay ekranları başında bizi izleyen çocuklar da çok tatlı. Bu kim? Bu kim? Bir dakika. Ay çok meraklıyım ben. Bunun? Loli. Loli. Bu da tiyatro kuklası. Ay ben de Loli. Tokamı görüyor musunuz çocuklar? Ay çok tatlı, çok güzel televizyonda meşhur olduk değil mi biz? Bugün meşhur olduk. Aa, bu kim? Bu kim? Bu da bir oyun kahramanı galiba. Bu kim? Hobbit. Aa, bu da çok değişik bir yerdeyiz. Nasıl bir yerdeyiz biz böyle? Çocuklar nasılsınız? Benim kulaklarımı görüyor musunuz? Bu da bir karakter işte. Demeyelim deyince anlayacaksınız. Niye demediğimizi. Niye demediğimizi anlayacaksınız. Evet şimdi bakın çok güzel. Anneanneler, babaanneler, anneler. Şimdi bunu yaptık. Bu basit, en basit hali. Aslında şu haliyle bile bir yüzsüz biliyorsunuz gözsüz. Ağızsız, burunsuz şeyler, bebekler, kuklalar dünyada da çok moda. Ay çok güzelmiş. Ağzımı açıyorum bakın. Ağzım kıpkırmızı benim. Kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum, açıyorum. Ben bu halimle meşhur olur muyum bu kanalda? Evet, bu da ham hali yani ama bu bile olur. Şu çok basit. Bu ölçüleri... Bunları peki nasıl bulabilecekler? Senin bir şeyin var mı bunu hani yazıcıya yazdırabilecekleri bir yerden basabilecekleri bir alabilirler şey? Alabilirler ancak ya da sizin kanalınıza fotoğraf koyabiliriz. Tamam. Eğer uygun görürseniz. Tamam. Kuklanın fotoğrafını koyarsak Instagram'dan evet. Döküm alabilirler. Kolları bacakları var. Hadi evet. İlerleyelim. Şöyle tersine çevirdim. Tamam. Burası kulak yerleri. Tamam. Şöyle yerleştirdiğimizde. Ha kulakları da oraya yerleştirdim. Kulakları, evet. Ay çok güzel. Kolları, pardon. Meral Balcı Tanış, kukla sanatçısı ve gerçekten kukla tasarımcısı. İstediğiniz kuklayı çocuğunuza Meral'e yaptırabilirsiniz. Çok çok güzel kuklalar. Ve gözlerini de evet, takıyoruz. Meral böyle birazcık şöyle tabii, kamerada görsün. Şöyle evet. Koyalım daha evet. Mı rahat görür. Tamam. Gözlerini kolları de takıyoruz, koydu. Kollarını koyuyoruz. Sıcak silikonla yapıştırabilirler. Ben diktim ama dikme becerisi olmayanlar için söylüyorum. Tamam. Ya da 14 üzeri yaştaki çocuklar rahatlıkla kullanıyorlar zaten silikon tabancasını yapmak isteyenler. Bu basitlikte. O kadar güzelmiş ki Meral şunu şu şekilde anlatman. Herkesin evindeki parçalar değerlenir bu şekilde. Evet. Bir sürü artık yün... aslında çok güzel bir geri dönüşüm var burada. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve çocukların kıyafetleri özellikle ve kendi kıyafetlerini de giydiriyor anneler. Biz konuşuyoruz evet. Annelerle de. Kuklayı yapıyor ve çocuğun küçüklük, bebeklik kıyafetlerini giydiriyorlar. Hı-hı. Muhteşem. Muhteşem. Ve gözlerini de takıyoruz. Gözleri de herhangi bir hobi mağazasında ya da yün satan bir yerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Amigurumi gözleri zaten bunlar. İstediğiniz yere koyuyorsunuz gözleri. Ardından burun isterseniz, burunsuz da olabiliyor sizin dediğiniz evet. Gibi bazı çocuklar. Pompon koyabilirler. Tamam. Ya da kendi kumaşından içine elyaf doldurarak şöyle topçuk yapabilirler. Evet. Topçuğu bulabilirsem göstereceğim. Şöyle bir topçuk yapabilirler. Bizim buradaki Çilli'deki mesela topçuk. Sonra bunları nasıl yaptın mesela Çillerini? Kalemle mi yaptın? O kadar basit ki. Herhangi bir boya kalemi. Tamam. Yani ispirtolu kalem de olabilir, gazlı kalem de olabilir. Burnun hizasından başlayarak istediği şekilde. Polar kumaş tutar çünkü. Evet. Ve efsane bir şey. Yine gerçekten seyircilerimizden mesaj alıyorum. Ama benim bluz da bugün...
Çok şey olmuş, çok soruyor herkes. Bizim postun altında paylaştık. Bakabilirsiniz oraya. Ve buna da dil. Dili de şöyle istediğiniz ölçüde. Ha, bu dil önemli. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şöyle bir kalıbı var. Dili. Programdan paylaşılacak olanda da var. Şöyle etrafından kesiyoruz. Çok kabaca. Kestik. Ve dilini buraya yine silikonla yapıştırıyoruz. Tamam. İstediği yere. Çocuk nereye isterse. Yani bu benim hayalim, yetişkin hayalim, ağzının içine yerleştiriyorum. Ama yaptığım atölyelerde dışına da yerleştiren çocuklarımız var. Yaratıcılığını görüyoruz. Evet, kesinlikle. Çok yaratıcılığı da çok desteklediğini düşünüyorum. Bence de istediği gözü isterse yanağına koyar çocuk bu. Nereye isterse takabilir o. O nereye hayal ederse. Böyle çocuğun önlükleriyle de giydirebilirsiniz. Yemek problemi olan annelere %100 çözüm. Kuklayla yarışırken yemeği çok rahatlıkla yiyorlar. Nasıl bir şey yapmak lazım orada mesela? Ya çocuğun elinde oluyor genellikle kukla. Evet. Ona da yediriyormuş gibi yaptığı için. Kuklaya çocuk, da yediriyor. Bir kendisine bir kuklaya böylelikle. Hani telefon tabletten çok daha iyidir diye düşünüyorum. Ben çok güzel buldum bu olayı. Şimdi kukla şeyimi arıyorum, videomu eğer bulabilsem size. Ömer'e oynattığım kuklayı şurada, ama tabii böyle aradığınız zaman hiçbir şeyi. Hah, buldum, bir dakika ama. Bakın şurada sessiz yapayım şunu. Çok güzelmiş. Bakın ay, çok bu ne güzel karakteriydi bu, çok bir şeydi. Çok eski aldığımı Ferhan'a yollamışım bunu. Bakın bir kere daha oynatayım. Şöyle. Ay, bana çok benziyor. Sana benziyor mu? Evet. Saçları bizimkinin punk. Gözlüğü var burada. Ben oynatıyorum bunu. Ömer'in şok geçirdiği şey bu. Bir dakika. Bir şeyler işte, gülüyorum falan böyle. Bayağı yapmışım ama şu anda ne dediğimi bilmediğim için onun için şey yapamıyorum. Bu da kıyafet. Bakın bebeklerin kıyafetlerini bu şekilde giydiriyoruz. Bakın. Ya da böyle dikebilirsiniz çocukla. Dikilebilir, örülebilir. Örülebilir de. Demin gördüğün gibi Evet. O şekilde de örülebilir. Şu yeşilliği merak ettim. Onunla bir gidelim mi? İğneler var üzerinde. Bu bir muz. Muz mu? Evet. İğne çok var. Güzelmiş muz. Muz nereden giriyor? Bir dakika. Elinizde. Erkan, bununla gideriz şimdi biz. Konuşan muz. Batmaz. Konuşan muz geldi buraya. Buz. Ağaçta. Bir daha ben. Veda'yı bununla yapayım. Gel tatlım, gel. Efendim Meral'i ziyaret edin. Bakın, sipariş verin. Çocuklarınıza böyle güzel oyuncaklar yapın. Çocukları en geliştiren şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Çok tatlısın. Çok güzel şeyler yapmışsın. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. O zaman ne yapıyoruz? Hadi başlayalım. Hadi anlatalım. Burada programın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere.